Aksaray'ın ekranı Aksaray Belediye TV'den herkese merhabalar, sağlıklı günler programımızla karşınızdayız. Bu haftaki konuğum kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı operatör doktor Sayın Bayram Uğurlu. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Bizleri kırmayıp geldiğiniz için tekrardan teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Bugün mevsimsel hastalıkları konuşacağız sizinle birlikte ama evet. bunları konuşmadan önce sizleri biraz tanımak istiyorum. Evet. Ee, ben Operatör Doktor Bayram Uğurlu. 1978 Kırıkkale doğumluyum. Ancak memleket olarak Kırşehirliyim. Yani yine buranın çocuklarından, evlatlarındanız. Üniversiteyi İstanbul Tıp Fakültesi'nde yani Çapa Tıp Fakültesi'nde bitirdim. <laughs> Uzmanlığımı da yine İstanbul'da yaptıktan sonra yaklaşık 7-8 sene kadar Nevşehir Devlet Hastanesi'nde görev aldım. <laughs> Ve son bir senedir de Aksaray Özel İnov Hastanesi'nde çalışmaktayım. Ne güzel hocam. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Şimdi üst solunum yolu enfeksiyonlarını konuşacağız demiştik ama ilk olarak üst solunum yolu denince bizim aklımıza neler geliyor? İsterseniz onları söyleyelim evet. ilk önce. Ee, üst solunum yollarımız e, dudak kısmından başlayıp bizim ses tellerine kadar yani gırtlak kısmı dediğimiz kısma kadar e, bulunan bölümlere biz üst solunum yolu bölümleri olarak tabir ediyoruz. Hı hı. E, bunlar e, boğaz kısmı yani bizim farenk dediğimiz bademciklerimizin olduğu bölgeler. Ee, daha aşağıda hipofarenks dediğimiz yutak kısmımız ve hı hı. E, ses tellerimizin de olduğu gırtlak kısmımızdır. Yine burun bölgesi, e, sinüsler ve burun bölgemizin arka kısmı olan nazofarenks dediğimiz kısımlar üst solunum yolları olarak tabir edilir. Ve bu bölgelerin enfeksiyonlarına da biz üst solunum yolu enfeksiyonları diye tabir Adını ederiz. ederiz. Evet. Peki hocam daha çok hangi üst sonum yolu hastalıklarıyla karşılaşıyorsunuz? Ee, üst solunum yolu enfeksiyonları e, bölge olarak da e, büyük bir kısmı e, kapsadığı için çok fazla üst solunum enfeksiyonu görmekteyiz. Ama tabii ki e, en çok görülenler, en fazla görülenlerden bahsetmek daha doğru olacaktır. E, nezle, yani daha doğrusu bizim rinit dediğimiz, e, ama halk arasında nezle veya soğuk algınlığı olarak bildiğimiz evet. enfeksiyonlar e, en çok gördüğümüz, en çok yaşadığımız e, enfeksiyonlardır. E, nezle, e, yani rinit daha çok mevsimsel yani kış aylarında veya sonbahar aylarında çok görülmekle birlikte her mevsim görülebilmektedir aslında. Çocuklarda daha fazla görülmekte. Bir çocuk ortalama bir yıl içerisinde 4 ya da 8 kez, yetişkinlerse 2 ila 5 kez nezle geçirebilmektedir. Nezlenin sebebi viral sebeplerdir. Yani virüsler neden olur. Daha çok respiratör sinisyal virüsler. Ee, yine gündemimizde olan koronavirüsler e, veya adenovirüsler, influenza virüsler gibi e, isimlendirdiğimiz virüsler bu e, hastalığa neden olmaktadır. E, nezle e, hafif geçirilen bir enfeksiyondur aslında. E, hafif burun akıntısı, kızarıklık, kaşıntıyla birlikte başlar. Çok yüksek ateşleri genellikle görmeyiz. Genellikle 2 yaş altındaki çocuklarda biraz daha ateş e, hali hı hı. kendini gösterir. E, ama yetişkinlerde çok yüksek ateşlere pek rastlamayız. Peki nezle ile grip arasındaki fark nedir hocam? Biz evet. hep karıştırırız aslında ikisini evet, de. Evet, çok güzel bir soru. Ee, grip aslında biraz daha ağır bir durumdur. Yani e, grip, yılda bir veya iki kez geçiririz aslında biz gribi. Çocuklar da dahil öyle. Ee, biraz daha ağır daha böyle eklem ağrılar, ağrılarıyla, vücut ağrılarıyla giden, yani bizim yatmamızı gerektirecek aslında yatak ihtiyacı hissettiğimiz, daha çok öksürükle veya ses kısıklığıyla kendini belleden biraz daha ağır bir tavır olur. Biraz daha fazla ateş olur. Bazen 40 derecelere kadar yaklaşan ateşler görebiliyoruz gripte. Aralarındaki fark dediğimiz gibi biraz daha tablonun ağır olması Gripten sonra çeşitli komplikasyonların daha doğrusu istemediğimiz durumların oluşabilmesidir hı hı. aslında gripteki e, nezle ile arasındaki fark. E, antibiyotik kullanımına da değinelim istiyorum hocam. Nezle ve grip olduğumuzda antibiyotik kullanmalı mıyız? Çünkü halk arasında şöyle bir tabir tabir vardır. Ben antibiyotik içmezsem bu hastalıktan kurtulamam gibi düşüncelere sahibiz. Sizce doğrudur. Evet, evet, doğru evet mudur? tabii ki. Yani maalesef bunu biz de pratiğimizde çok fazla yaşamaktayız. Ee, az önce de söylediğimiz hı. gibi hem grip, hem nezle ikisi de viral enfeksiyonlardır. Hı hı. Yani virüslerin neden olduğu enfeksiyonlardır ve antibiyotikler hiçbir şekilde e, bu hastalığı tedavi etmez. Hı hı. E, o yüzden e, grip veya nezle olduğumuzu düşündüğümüz zaman veya doktorumuz e, bize bu tanıyı koyduğu zaman antibiyotik kullanmamamız gerekmekte. Çünkü e, hiçbir şekilde e, faydası olmadığı gibi gereksiz antibiyotikle e, antibiyotiğe karşı bir direnç geliştirmiş oluyoruz hı hı. ve antibiyotik ihtiyacı olan başka bir hastalıkta bu antibiyotikler daha az e, etki etmek etki. durumunda kalıyor O yüzden e, hani biz de hastalarımıza e, hani şunu rica ediyoruz Lütfen hani bizim tanımıza e, güvenerek e, birazcık sabırlı olun zaten bu hastalık kendini ortalama e, 7 günde e, sınırlayacak hı hı. ve 7 günde iyileşeceksiniz mümkün olduğu kadar e, İstirahat etmek iyi beslenmek, sıvı dengesine hani dikkat etmek Yeterli meyve ve sebze tüketmek zaten bu hastalığı vücut direncimizle birlikte yok edecektir. Biraz da bademciklerden kış aylarında çok yaşarız bademcik ve boğaz enfeksiyonları Bunlar ne zaman tehlikeli hale geliyorlar hocam? Evet Bademcik enfeksiyonları da boğaz enfeksiyonu da ya da bizim faranjit Tonsille farenjit diye bahsettiğimiz hastalıklar da gerçekten çocukluk çağında da yetişkinlik çağında da çok sık gördüğümüz enfeksiyonlardır. Ee, yine şunu belirtmek gerekiyor. Çocuklarda da yetişkinlerde de bu enfeksiyonların aslında çoğu sebebi yine virüsler. Hı hı. Ee, tek farkı e, bademcik enfeksiyonlarının bir kısmını arttırmak. E, Beta hemolitik streptokoklar yani halk arasında da beta mikrobu diye bildiğimiz e, mikroplar yapabilmektedir, <laughs> bakteriler yapabilmektedir. Sadece o durumda e, doktorumuz bunu teşhis ettiyse o zaman antibiyotik kullanmamız gerekmekte. Yine çoğu enfeksiyonu e, virüsler yapmakta. E, bademcik enfeksiyonları neden tehlikeli olabiliyor? Biraz gripten ve nezleden farklı olarak görüyoruz. E, bazı komplikasyonlara neden olabilmekte. Bademcik e, bulunduğu bölgenin arka kısmına doğru ilerlediği zaman apse veya akciğere doğru bir e, uzanım gösterip akciğer enfeksiyonlarına neden ol olabilmekte. E, veya e, tedavisiz kalan beta mikrobu, beta enfeksiyonu sonrasında özellikle çocuklarda e, akut romatizmal ateş e, dediğimiz e, veya glomerul glomerulonefrit dediğimiz böbrek veya e, eklemlerle ilgili komplikasyonlara kalıcı hastalıklara neden olabilmekte evet. e, bu sebepten özellikle çocuklarda e, geçirilen enfeksiyonlarda boğaz enfeksiyonu düşünüyorsak ee, yine ani başlayan, e, buradaki tek bir farkımız da boğaz enfeksiyonları biraz daha ani başlamakta. Ani başlayan ateş veya boğaz enfeksiyonu düşündüğümüz zaman bunun tedavisiz kalmamasını, bakteriyi yani bir antibiyotik kullanmamız gerekecekse mutlaka bir de doktor kontrolüne gitmemiz gerekmekte. Ee, dediğimiz gibi daha sonraki oluşabilecek e, komplikasyonlar oluşabilecek ek hastalıklara neden olmaması açısından. Peki bademcik ameliyatlarına nasıl karar veriyorsunuz hocam? Evet, bademcik ameliyatlarını e, aslında biz şöyle karar veriyoruz. Bir yıl boyunca 7 defa ve üzerinde bir çocuk veya bir yetişkin e, bademcik enfeksiyonu geçiriyorsa <laughs> veya 2 yıl üst üste 5 defadan fazla bir bademcik enfeksiyonu yaşamışsa e, orada bir kötü huylu tümör olduğunu düşünürsek veya nefes almasını bozan obstrüksiyon dediğimiz hava yollarını tıkayacağını düşündüğümüz bir durum varsa hı hı. biz bademcik enf artık bunun medikal tedavi yani ilaç tedavisiyle olmayacağını düşündüğümüz için bademcikleri almak, bademcik ameliyatı yapmak gereksinimli e, duyuyoruz. Orta kulak enfeksiyonlarından bahsedeceğiz hocam. E, aslında hayatımız olumsuz yönde etkiliyor bu orta kulak enfeksiyonları. Peki bunlar tedavi edilmezse ne gibi sonuçlar doğurabiliyor? Evet. Orta kulak enfeksiyonları da çocukluk çağında sıklıkla karşımıza çıkmakta. Hı hı. E, orta kulak enfeksiyonları genellikle bir e, başka üst yolu enfeksiyonu sonrasında bir nezle e, veya bir e, tonsüle farajit sonrasında başlayabilmekle birlikte e, sadece orta kulak bölgesinde enfeksiyonuyla birlikte de olabilmektedir. Ee, şurada ebeveynlerin e, alarm olması gerekmekte. Örneğin çocuğun hiçbir şekilde boğaz enfeksiyonu yok, boğaz ağrısından tariflemiyor veya bir e, üst solunum enfeksiyonu, burun e, akıntısı gibi bir şikayet yok ancak bir şekilde ateşi çıkmaya başladı. Bu zaman <laughs> o zaman mutlaka bir orta kulak enfeksiyonu e, aklımıza gelmelidir. Yine orta kulak enfeksiyonları grip ve nezleden biraz farklı olarak daha çok bakterilerle e, oluşmakta hı hı. E, ve tedavisi e, daha çok antibiyotiklerle yapılmaktadır gerekirse. Orta kulak enfeksiyonları tedavi edilmediği zaman e, kulak zarında çeşitli bozukluklara neden olabiliyor. Örneğin ee, çok yoğun bir iltihap, enfeksiyon biriktiği zaman e, kulak zarının arkasında kulak zarında çeşitli delinmeler, bizim perforasyon dediğimiz delinmeler oluşabiliyor. Ve kulak akıntılarına neden, neden olabiliyor veya orta kulak basıncının bozulduğu durumlarda kulak zarının arkaya doğru yapışarak e, işitme kaybının e, oluşabilmesine neden ol, olabiliyor. Veya orta kulak enfeksiyonu anatomik açıdan biraz yakın olduğu için e, beyin bölgesine ilerleyerek beyin içerisinde çeşitli enfeksiyonlara neden olabiliyor. Yani e, e, şunu dikkat etmek gerekiyor: e, orta kulak enfeksiyonudur geçer. Kulağım ağrıyor diyen bir çocuğu e, genellikle çocuklar kulak böl ağrısını e, ajit etmezler ya da e, gereksiz yere söylemezler bazen anneler babalar hani ilgi çekmek için söylüyor evet. e, olab söyle düşünülebiliyor ama genellikle çocuklar pek bunu e, yapmazlar kulak ağrısı olan bir çocuk e, mutlaka bir doktor hekim kontrolüne götürülmeli örneğin çocukta e, bir baş dönmesi dengesizlik e, durumu var ise e, veya e, henüz konuşamayan bebeklerde e, eliyle koluyla kulağıyla oynama e, durumları sürekli varsa kulağını evet, sürekli hocam? kulağını çekiştirmesi gibi bir durum varsa kulak enfeksiyonundan e, mutlaka e, şüphelenmeliyiz ve e, bir doktor kontrolüne götürmeliyiz. Çünkü az önce de söylediğimiz gibi e, bazen kulak enfeksiyonları kendi kendine iyileşiyor. Hiç farkında bile olmuyoruz e, veya geçiyor bir şekilde anneler bab babalar 3-5 gün sabrediyor ama e, içeride kalan sıvı, Efüzyon dediğimiz sıvı orta kulak bölmesindeki kemiklere zarar verebiliyor. Ve bir zaman sonra eşitme kaybıyla bu çocuklar karşımıza çıkıyor. Bazen geri dönüşümsüz hasarlar verebiliyor. Mutlaka dikkat tehlikeli etmek gerekiyor. Tehlikeli bir hastalık. Evet yani tedavisi çok kolay ancak tedavisiz kaldığı zaman tehlikeli olabilecek e, durumlara neden olabiliyor. Yetişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da çok fazla duyuyoruz sinüzit hastalıkları. Evet. Sinüzit kalıcı bir hastalık mı hocam? Yoksa yaşları ilerledikçe iyileşme imkanları var mı? Evet. Ee, maalesef sinüzit şöyle. E, bizim hasta portföyümüzde de veya bize muayeneye gelen hastalarda da ilk başta şikayetiniz nedir dediğimiz zaman benim sinüzitim var diyor. Yani <laughs> hastalarımız direkt bunu söylüyorlar. <laughs> sinüzitim var. Aslında sinüzitimiz, e, evet sinüslerimizde bizim paranazal sinüsler dediğimiz bölgeler yüz bölgemizde, alın bölgemizde ve göz aramızda burnumuzun arka kısımlarında konuşlanmış. Havayı nemlendirmek için, ısıtmak için ve o hava döngüsünü sağlamak için bulunan yapılarımızdır. Bunlar da aynı bizim solunum sistemimizin bir parçası. Bunlar da normal olarak nasıl boğazımız enfekte olabiliyor, burnumuz enfekte olabiliyor, sinüslerimiz de enfekte olabiliyor, enfeksiyonla karşılaşabiliyor. Yine çoğunlukla bakteriler yapıyor bunu, yine virüsler de yapıyor ama evet. e, buralarımız enfekte olabiliyor, iltihaplanabiliyor ama bunlar... Çoğunlukla kalıcı olmuyor aslında. Hı hı. Yani bende de sinüzit var. Bunu geçen sene doktor bey söylemişti. Demek çok aslında doğru olmuyor çünkü sinüzit kalıcı, devam eden bir kere olduğu zaman hiç hı hı. bitmeyecek bir hastalık değil aslında. Ee, o yüzden şöyle ayırıyoruz biz sinüzleri: akut, subakut veya kronik diye ayırıyoruz. Yani 12 haftaya kadar, 4 haftaya kadar olanlara akut, 4 haftadan 12 haftaya kadar olanlara subakut, 12 haftadan yani 3 aydan sonra ee, şikayetleri olan kişilere kronik sinüzit diyoruz. Ne gibi şikayetlerimiz oluyor sinüzitte? Baş ağrısı, yüz bölgesinde dolgunluk hissi, öne eğilmekle artan ağrı şikayetlerimiz oluyor. Veya burun akıntısı, geniz akıntısı hissedilebilen veya bazen muayenede görülebilen akıntılarımız oluyor. Ee, dediğimiz gibi yani e, kronik bir hastalık olma süreci çok daha az görülmekte aslında sinüzitlerimizde. Peki sinüzit için ameliyat yapılıyor mu hocam ve her sinüzite de ameliyat öneriyor musunuz? Evet. Sinüzit ameliyatları e, tabii ki başarıyla artık e, yapılabilmektedir. Çünkü kamera sistemleri, endoskop hı hı. sistemleriyle e, yaptığımız ameliyatlar bunlar. E, ve burun içerisinden girilerek dışarıdan hiçbir kesik yapmadan e, kamera sistemleriyle e, sinüslerimizi temizleme. Aslında ne yapıyoruz sinüslerimizi temizlerken? Hı hı. E, burun içerisinde yabancı bir madde varsa onu temizliyoruz ya da alerjilere bağlı oluşmuş polipler veya bizim konka hipertrofisi dediğimiz sinüslerimizin deliklerini yani ostiyumlarını daraltan bir anatomik bozukluk varsa öncelikle onları düzeltip onların daha iyi açılmasını, sinüslerimizin daha iyi havalanmasını sağlıyoruz. Veya içerisinde varsa bir enfeksiyon bunu temizliyoruz. Ama tabii ki her sinüzüt olan kişiye biz bunu uygulamıyoruz. Çünkü az önce de bahsettiğimiz gibi ee, sinüzüt ameliyatı genellikle kendini sınırlıyor ve belli bir zaman sonra ortalama 3 hafta gibi e, tedaviden sonra genellikle kayboluyor. Biz bunu e, 3. aydan sonra devam eden şikayetlerimiz varsa o zaman ancak cerrahi uyguluyoruz. Bir de kış hastalıklarından, mevsimsel hastalıklarda kurup dediğimiz bir hastalık var. E, kurup hastalığı nedir hocam? Evet. Ve ebeveyn olarak da bizim üzerimize düşen görevler neler? Çocuklarımıza neler yapmalıyız bu evet. hastalıkta? E, gerçekten kurup aslında e, halkın isim olarak çok bildiği ama ne olduğunu çok bilmediği evet. bir hastalık. Çocuklarda e, çok fazla görülmekte. E, yine virüsler neden oluyor e, kurup hastalığına da. E, Genellikle ani başlayan bir hastalık şeklinde oluyor ve e, çok yüksek olmayan ateşler oluyor. E, buradaki en çok gördüğümüz durum çocukta havlar tarzda bir öksürük oluyor. Yani annesi geliyor bize diyor ki bu e, bazen de hani affedersiniz at öksürüğü gibi e, dediğimiz e, hızlı e, ataklarla geçiren bir e, e, öksürüğü oluyor çocuğun ve nefes alma sırasında bir ses çıkarıyor. E, kurup daha çok ses tellerimizin alt bölgesinin İltihaplanmasıyla e, bizim trakea dediğimiz kısmın en üst kısmının daralmasıyla oluşan bir hastalık e, tedavisiz kalırsa e, solunum sıkıntılarına ve solunum durmalarına neden olabildiği için mutlaka dikkat edilmesi gereken bir durum. E, tedavisinde soğuk buhar veya kortizon dediğimiz ilaçlar veriyoruz. E, yani tabii ki bunun hı hı. yanında da semptomatik tedavilerle tedavi etmeye çalışıyoruz. E, Hafif bir grip veya nezle gibi düşünmemek gerekiyor bunu. Mutlaka nefes darlığı varsa soluk alıp vermesinde bir rahatsızlık hissediyorsa, bir huzursuzluk varsa çocuklarda mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekiyor yani hastalarımızdan. Yani gripin daha ilerlemiş bir safhası ee, değil miyiz? Evet yani gripten biraz daha tehlikeli diyebiliriz. Çünkü nefes almamızı bozan, nefes almamızı bozabilecek, durdurabilecek bir hastalık olabilmekte. Bir de epiglottit dediğimiz bir nefes borusunda oluşan bir hastalık var hocam. Neden tehlikeli bu epiglottit dediğimiz evet. hastalık? Epiglottit, e, kurup'tan biraz daha farklı olarak bir bakteriyle meydana gelmekte. Hemofiliz, influenza dediğimiz bir bakteriyle. Hı hı. E, bunun güzel tarafı artık bunun aşısı var. E, hip aşısı dediğimiz. Hı hı. E, bu aşıdan sonra bu hastalık tabii ki da, çok daha az görülmeye başlandı. Ama tabii ki e, olmayacak diye bir şey yok. Epiglot dediğimiz bölge bizim yemek borusuyla nefes borusu arasında bulunan bir organımız. Yutma sırasında nefes borumuzu kapatmaya yarıyor yarayan. Buranın iltihabı, buranın enfeksiyonu çok ciddi olabilmekte ve yine solunum durmalarına, hatta bizim entübasyon dediğimiz solunum cihazlarına takmamızı bile gerektirebilecek derecede. E, nefes durmalarının neden olmaktadır. Buradaki en önemli şey çocukta e, görülecek semptom yani çocuk e, yatar pozisyonda durmak istemeyecektir burada çünkü yatar pozisyonda hı hı. durduğu zaman nefes yolları daha da daralacağı için çocuk oturmak isteyecek, başını geriye doğru atıp kollarını arkaya dayamak isteyecektir ki nefes yolunu biraz daha açmak isteyecek. Evet. Mutlaka yine ateş oluyor bu hastalıkta ve bu şekilde nefes almaya çalışan bir çocuk mutlaka ama mutlaka hastaneye götürülmeli. Hastanede çok yakın takip edilmeli. Ee, ve tedavisi ona göre düzenlenmelidir. Ee, burada en önemli şey e, tabii ki ebeveynlere düşüyor. Hı hı. Yani e, basit bir hastalıktır geçer deyip e, beklememek gerekiyor. gerekiyor. Evet aynen öyle. Gerçekten çok güzel bilgiler verdiniz. Çok teşekkür ederiz hocam. Programımızı kapatmadan önce seyircilerimiz için mevsimsel hastalıklardan korunmak için neler yapmalıyız? Bir şeyler sormak ister hı. misiniz? Ee, tabii ki malumumuz şu anda bütün dünyayı da ülkemizi de e, meşgul eden canımızı sıkan bir hastalık var. Covid dediğimiz. Hı hı. Covid de yine koronavirüslerin bir alt tipiyle oluşmakta. Koronavirüsler de az önce bahsettiğimiz gibi aslında üst solunum yolu enfeksiyonlarına neden olmakta. Zaten bizim aslında eskiden beri bildiğimiz bir virüs. sadece yeni bir suçuyla, yeni bir tipiyle çıkıp hastalık yapmaya başladı. Eee koronavirüs hastalığıyla üst solunum yolu hastalıklarını ayırt etmemiz mümkün değil. Hem bizim hekim olarak tabii ki belirli semptomlar, şikayetlerle aklımıza geliyor ama özellikle hastaların veya vatandaşlarımızın bunu sadece bir griptir diye ayırt etmesi çok zor. Bu yüzden üst somyolu enfeksiyonu olduğunu düşündüğü durumlarda çok iyi izolasyonu sağlamalı. Sanki kendisini COVID'miş gibi düşünerek kendini ayırmalı. Maskiye ve mesafeye çok dikkat etmelerini özellikle rica ediyoruz. Hem kendimizin hem sevdiklerimizin sağlığını koruması açısından COVID hastalığına lütfen dikkat edelim. Beslenmemiz çok önemli bu dönemde. E, gerekli vitaminleri ve mineralleri almamız gereken e, besinleri, e, özellikle yeşil e, yapraklı sebzeleri e, ve mevsim meyvelerini bol bol tüketmek. Hı hı. Sıvı e, tüketimine en az günde 2 veya 2,5 litre kadar e, sıvı tüketimine çok dikkat etmemiz. Hastalıktan korunmamız için aslında yetecektir. E, aslında en e, Hastalıkta en iyi tedavi yine kendimiz yaparız. Herkesin doktoru aslında Aynen. hekimi kendisi kendimiz, olmalı. Mi? Kendimiz olmalıyız. Bizler sadece yardım ediyoruz. İlaçlarla veya önerilerle korunma yollarını anlatıyoruz. Ama herkesin doktoru aslında kendisi olmalı. O zaman çok daha işler kolay olacak. İnşallah dediğiniz gibi maske, mesafe, temizlik kurallarına dikkat edersek Kesinlikle. her şeyin en, üstesinden en gelebiliriz şey. değil tabii mi ki, hocam? Kesinlikle tabii ki tabii ki. Çok teşekkür ederiz hocam. Tekrardan iyi ki geldiniz. Sizleri tanıdığımız için de çok memnun olduk ben efendim. Ben teşekkür ederim tekrar e, beni çağırdığınız için. Rica ederiz efendim. Değerli izleyicilerimiz bu haftada sağlıklı günlerin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizler her perşembe saat 14'ü gösterdiğinde Aksaray Belediyesi Web TV ekranlarında olacağız. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum. Hoşça kalın, bizimle kalın.